Kartel'den bir Demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de görmüş olduğunuz bu güzel örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle yandan da göstereyim. Kabartmalı, çok güzel bir model. Evet, ışıktan bu krem yerleri biraz daha şey duruyor arkadaşlar, tam görünmüyor. Evet, modelimiz bu şekilde. Modele geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, şimdi modelimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben örnek gösterecek kadar ilmek attım. Şimdi başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum ve hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Evet, düz bir şekilde bu sıramı örüyorum. Evet, birkaç sıra düz örüp sonra modele geçmek istiyorum. Şöyle. Evet, ben böyle 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Siz istediğiniz lastik modelini koyabilirsiniz. Evet, şöyle yine ilmeğimi alıyorum ve baştaki ilmeğimi örmüyorum. Bu sıramı da ters örüyorum. Evet, model aralarında ters düz öreceğiz arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Çok kolay bir model. Evet, bu sıramızı da ters örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve çevirdim. Bu arada modelimizin düz yüzü bu tarafı olacak arkadaşlar. Şöyle tekrar başlıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım ve devam ediyorum. Evet, bu şekilde düz örgümü de yaptım. Şimdi modeli kurmaya başlayalım. Modelimizi ters yüzden kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle yine ilk baştaki ilmeğimi aldım. Ve bir tane ters örüyorum. Başta iki ilmeğimiz bu şekilde. Bir tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa attım. Burada hemen ilk ilmeğimin buradan almıyorum arkadaşlar. Altındaki ilmeği alıyorum ve düz bir şekilde örüp çıkarıyorum. Sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar arkaya atıyorum. Buradan yine ilmeğin altındaki ilmekten batıyorum. Ve burayı düz örüyorum. Tekrar öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar arkaya atıyorum. Ve yine ilmeğin altındaki ilmekten batıp
Örüyorum. Tekrar öne aldım ipimi. Tekrar arkaya. Evet. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay. Çok da güzel duran bir model arkadaşlar. Evet, bir ters bir düz örüyoruz. Düzü alttaki ilmekten örüyoruz. Evet, burada alttaki ilmekten alıyorum ve son kalan iki ilmeğimi de yine ters örüyorum. Evet, düz yüzde yine düz örüyoruz. Yine aldım ilmeğimi ve burayı düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, bakın kabartılar da oluşmaya başladı. Şimdi tekrar ters yüzünü çevirdim ve burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle ipimi de sıkıyorum ilmeğim bol kalmasın diye ve bir tane pardon burayı da ters örüyorum. Bu sıramızı hep ters örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bu sıramızı da tekrar düz örüyoruz. 3 sıra tersi tersten düzü düzden örerek tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da düz bir şekilde örüp bitirdim. Evet, şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle yan durursa kabartıları daha çok göreceksiniz. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar ters yüzüme döndüm. Burada yine modeli kuruyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi yine aldım. Yandakini ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm. Bir de arkadaşlar şunu hatırlatayım. Eğer ki model yaptığınızda diyelim kazak, yelek vesaire ne yaparsanız başta 2 ilmek olması için tekli sayılarda başlamanız gerekiyor modelinizi. Diyelim 19, 21, 31 o şekilde yani çiftli rakamlarda olmasın ki başlarda 2 ilmeğiniz böyle denk gelsin. Evet, şimdi 2 tane ters ördükten sonra ipimi arkaya atıyorum ve burada yine alttaki ilmekten örüyorum. Tekrar öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum ve alttaki ilmekten örüyorum.
Tekrar öne alıyorum ipimi. Bir tane ters örüyorum. Tekrar arkaya atıyorum. Ve alttaki ilmekten batıyorum ve örüyorum. Evet, bir ters örüyorum. Alttaki ilmekten batıp düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. İpimi arkaya atıp alttaki ilmekten düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Arkaya atıp alttaki ilmekten düz örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Sanırım iyice anlaşılmıştır. Bir ters, bir düz. Düzü alttan alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit ve çok gösterişli bir model. Yani basit olduğundan çok çok gösterişli bir model. Evet, yine son kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Evet, yine düz yüze geldim ve burayı yine düz örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle batik iple de güzel durdu. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimi de tamamladım. Burada iki sıra örnek gösterdim. Şimdi ben büyük parçayı alarak devam etmek istiyorum. Evet, modelimiz çok güzel bir model. Çok da kolay bir model arkadaşlar. Şöyle bakın, kabartmalı gibi. Şöyle göstereyim. Tekrar bir de böyle bakın. Evet, yumuşacık, şöyle çok esnek bir model oldu. Gerçekten zamanım olsa da yapsam diye düşünüyorum. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.